Evet gençler. Milattan önce 6. yüzyıl, milattan sonra 2. yüzyıl felsefesini yani antik Yunan felsefesi, diğer ifadeyle ilk çağ felsefesini bitirmiş olduk. Peki TYT'de bu üniteye yönelik nasıl sorular çıkabilir? Ya da benim beklediğim sorular neler? Şimdi bunların üzerinde duracağız. Anlattıklarımdan da anladığınız gibi antik Yunan felsefesinde felsefe ve bilim iç içedir. Yani ilk filozoflar aynı zamanda ilk bilim insanlarıdır. Yani bütün bilimler felsefeden kopmuştur diyebiliriz. Ama felsefe bir bilim değildir. Felsefe konuları itibariyle evrensel ama sonuçları itibariyle öznel bir bilgidir. İlk çağ filozoflarının cevabını aradığı ilk soru varlığın ana maddesi nedir sorusudur. Biz buna arke problemi adını verdiğimizi daha önce de söylemiştik. Bu filozoflara neden doğa filozofları adını verildiğini bir kez daha hatırlayalım. Çünkü bu dönem filozofları varlığın varoluşunu mitolojik tanrılarla açıklamaktan vazgeçmiş, bütün varlıkların kendisinden var olduğu bir maddeyi aramaya başlamışlardır. Kısaca özetleyecek olursak, Doğa filozoflarının evrenin ana maddesine ilişkin açıklamaları mitolojik değil, akıl ve gözleme dayalıdır diyebiliriz. Buradan da anlaşılacağı gibi bu dönem filozoflarının açıklamaları akıl merkezlidir. İlk çağ filozoflarından Sofistler daha önce de söylediğim gibi felsefenin dikkatini evrenin ana maddesi yani arke probleminden uzaklaştırıp insanın ahlaki doğasına hayatın pratik problemlerine çevirmişlerdir. Bu yüzden de felsefelerine insan felsefesi denir. Evet, Sofistler ve insan felsefesi. Eğer soruda insan felsefesi görüyorsanız, insan diyorsa, insan ve insanın doğasına ilişkin sorunlar diyorsa aşağıda arayacağınız kişiler Sofistlerdir diyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi sofistler'e göre bilginin ölçütü bilginin uygulamada ne kadar işe yaradığıdır. Yani sofistlere göre bilgi doğruya değil, yarara hizmet etmelidir. İlk çağ filozoflarından doğru bilgiye ulaşılamayacağını söyleyen diğer filozoflar ise Septikler'dir. Yani şüphecilerdir. Onlar da sofistler gibi doğru bilgiye ulaşılamayacağını söylerler. Septikler de şüphe amaçtır, araç değil. Yani septikler şunu söylerler. Ben doğru bilgiye hiçbir zaman ulaşamam. O yüzden de benim için şüphe bir amaçtır. Sürekli olarak her şeyden şüphe etmeliyim. Septikler duyu organlarının insanın yanıltacağını söylerler. Bununla ilgili de bir su bardağının içerisine yarım su bardağı su koyduğumuzda, içerisine bir kalemi bıraktığımızda, dışarıdan baktığımızda kalemin kırık olduğunu görürüz. Ama kalemi suyun içerisinden çıkardığımızda ise kalemin kırık olmadığını görürüz. Ve derler ki septikler işte gördüğünüz gibi duyu organlarımız bizi yanıltır. O yüzden de duyu organlarımıza güvenmemeliyiz derler. Yine septiklerde şüphe amaç olduğu için hiçbir şey için doğru ya da yanlış yargısında septikler bulunmazlar. Yani bir fikri ne onaylarlar ne de reddederler. Yargıyı sürekli olarak askıya alırlar. Neden böyle davranmışlardır diye düşündüğümüzde ise bugün doğru dedikleri şeyin yanlış, yarın ise yanlış olduğunu görmüşler. Bugün iyi dedikleri şeyin bir süre sonra kötü olabildiğini görmüşler. Ve buradan da şöyle bir sonuca varmışlar. Yani ne, hiçbir şey için doğru dememek lazım ya da yanlış dememek lazım ya da iyi dememek lazım ya da kötü dememek lazım. Çünkü bugün iyi dediğimiz şey yarın kötü. Bugün doğru dediğimiz şey ise yarın yanlış oluyor. O yüzden de en güzeli yargıyı askıya almaktır diyorlar. TYT'de, TYT'de benim beklediğim ilk çağ antik Yunan felsefesine ait en önemli bilginin şimdi size söyleyeceklerim olduğuna inanıyorum. Yunan felsefesinde sistematik dönem deyince aklımıza Platon ve Aristoteles gelmeli. Peki neden sistematik deyince Sistematik dönem deyince aklımıza Platon ve Aristoteles gelmeli. Çünkü Platon ve Aristoteles'i diğer filozoflardan ayıran en temel fark felsefenin bütün alanlarına yönelik düşüncelerini tutarlı ve bütüncül yani belli bir sistemde sunmuş olmalarıdır. Evet, bu bilgiyi kesinlikle unutmamanız gerektiğini düşünüyorum ve ilk çağ antik Yunan felsefesiyle ilgili bir soru gelecekse de bu çok ayırt edici bilginin gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu da düşünüyorum. Platon'a göre matematik bilgileri akla dayalı ve kesin olduğu için doğrudur. O yüzden de zaten okulunun kapısının önüne ne yazdırmıştı? Buradan matematik bilmeyen giremez yazdırmıştı. Çünkü o matematiğin kesin bilgiler verdiğini bize düşünüyor. Yine Aristoteles'in bilgi anlayışı Platon'dan ve Sokrates'ten hangi yönüyle ayrılır diye bir soruyla karşılaşırsanız eğer şunu unutmamanız gerekiyor. Aristoteles'e göre akıl bilginin taşıyıcısı değil üreticisidir. Sokrates ve Platon'da ise akıl bilginin taşıyıcısıydı. Ama Aristoteles'te ise taşıyıcısı değil üreticisidir. Yine Aristoteles'e göre erdemli olmak için orta yolu bulmak gerekir. Bunun için de dengeli ve ölçülü olmak gerekir. Aristoteles buna daha önce de söylediğimiz gibi altın orta ismini veriyordu. Benim TYT'de beklediğim diğer bir soru ise bu. Altın orta kavramı. Evet, dengeli ve ölçülü olmak, orta yolu bulmak ifadeleri geçiyorsa aşağıda arayacağınız bilgi ya altın ortadır ya da Aristoteles'in düşünceleridir. Şimdi de bu üniteye ait bazı kavramlar üzerinde duralım. Mesela idealizm. İdea düşünce demektir. Düşünce akımı anlamına da gelir idealizm. Varlığın düşünsel yapıda olduğunu söyleyen görüşe görüşün genel adıdır. Ve ilk çağ filozoflarından Platon idealizmin en önemli temsilcilerindendir diyoruz. Diğer bir kavram materyalizm Materyal madde demek, izm akım demek, maddeci akım anlamına geliyor. Varlık maddi yapıdadır diyen görüşe materyalizm denir. Demokritos ilk çağ filozoflarından en önemli materyalist filozoflardan biridir. Neden materyalist bir filozoftur? Çünkü atomlar maddi yapıda oldukları için materyalist bir filozoftur. Evet, Platon neden idealist bir filozoftur? Çünkü... Platon'a göre gerçek varlıklar idealar dünyasıdır. İdealar dünyasındadır ve yalnız o yalnız akılla kavranabildiği için de Platon da idealisttir. Evet, buradan da anlaşılacağı gibi materyalizm ve idealizm birbirinin zıttıdır. Diğer bir kavram ise rasyonalizm kavramıdır. Nedir rasyonalizm? İnsan zihninde Doğuştan bilgiler bulunmaktadır diyen görüşe rasyonalizm denir. Yani rasyonelistlere göre insan doğuştan bilgilerle doğmaktadır. Yani hartis doludur. Yani aklı dolu bir şekilde bütün bilgilerle dolu bir şekilde gelmektedir diyen görüşe biz rasyonelistler diyoruz. İlk Çağ Felsefesine ait şimdi söyleyeceğim bilginin de aklınızın bir kenarında bulunmasında fayda var. Sokrates insanların davranışlarının değişse de iyi, doğru, güzel değerlerinin ezeli ve ebedi olduğunu, zamana ve mekana göre değişmediğini söyleyerek sofistlere karşı çıkan filozoftur. Evet zaten sofistler biliyorsunuz iyi, doğru, güzel, zamana göre, yere göre, kişiye göre değişir diyordu. Ama Sokrates diyor ki hayır bunlar değişmez, ezelidir, ebedidir zamana ve mekana göre de değişmez diyen filozoftur ve sofistlere karşı çıkmıştır. Yine Sokrates, Platon ve Aristoteles'e göre bütün insanların nihai amacı mutluluktur. Yani insan ne için yaşar sorusunun cevabı Sokrates'te de, de Platon'la da, da Aristoteles'te de, de mutluluk olarak veriliyor. Bir diğer TYT'ye yönelik genel tekrar bilgisi ise Sokrates ahlak felsefesinin temeline bilgili olmayı koyar. Bu yüzden de ona göre bilgeliğin ölçtü bilmediğini bilmektir. Evet, zaten Sokrates'in temel düşüncesi bilgili olmak üzerinde şekillenmektedir. Ona göre ona göre hiç kimse bilerek kötülük yapmaz. Böylece birinci üniteyi bitirmiş olduk. Hepinize başarılar diliyorum.